Tamam, hazırsak başlayabiliriz. Hoş geldiniz tekrar. Kariyer ve Sürekli Eğitim Komitesi'nin düzenlediği üniversite tercih günlerindeyiz. Bildiğiniz üzere geçen haftalarda Sabancı Üniversitesi ile başlamıştık. Bugün Bilgi Üniversitesi'ndeyiz. Bilgi Üniversitesi ile buluştuk. Etkinliğimizin ikinci oturumunda Bilgi Üniversitesi'nden eğitim danışmanı Sayın Özge Aryu bizimle. Aynı zamanda Haluk Levent abimiz ve Emre Erdoğan abimiz de bizimle olacak bugün. Bugün hem üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenlerden, mesleklerden bahsedeceğiz. Hem de Bilgi Üniversitesi'ni biraz daha yakından tanıyacağız. Sorularınızı her zamanki gibi YouTube'dan bize ulaştırabilirsiniz. Oturumun sonunda da o sorulara ulaştıracağız, yanıtlarını alacağız. Bu şekilde aynı zamanda bizden hemen sonra Bilkent Üniversitesi'nin sunumu da olacak saat 19.30'da. Ve önümüzdeki haftalarda da Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ile de ve ODTÜ ile de yine aynı şekilde yayınlarımız devam edecek. Ben fazla lafı uzatmadan sözü size bırakıyorum. Bilgi Üniversitesi'nden kiminle başlayalım? Özge Hanım, sizinle mi başlarız? Olur, teşekkür ederim. Bu sizin çok mersi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi tabii tercihler söz konusu olduğunda herkes heyecanlı bir bekleyişte önce bir sonuçların açıklanması lazım. Bununla ilgili ÖSYM'nin biliyorsunuz açıkladığı tarih 28 Temmuz. Dolayısıyla biz de heyecanla o tarihi bekliyoruz. Puanlar ne olacak, nasıl bitecek birçok yorumlar var ama aslında hani şu bize çok sorulur, taban puanlar artar mı, azalır mı, nasıl gider diye ama bu konuda genel bir şey söyleyebilmemiz için önce bütün sonuçları görmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden 28 Temmuz'da sonuçlar açıklandıktan sonra Türkiye'deki o genel durumu, işte doğrular, yanlışlar, o standart sapmalar dedikleri durumu gördükten sonra belki biraz daha net aslında bu konuda konuşabiliyor olacağız. Bakıldığında pandemi döneminden sonra bildiğiniz üzere zaten tercihlerle ilgili bir takım değişiklikler yapılmıştı. Örneğin AYT'de barajın 170'e çekilmesi gibi. Bu evet tüm üniversitelerde olduğu gibi bizim için yapılacak tercihlerde de aynı şekilde 4 yıllık bölümlerde 170'e çekildi. Ama unutulmaması gereken belli bölümlerde var olan ÖSYM baraj sıralamalarının da devam ettiği. Yani mimarlıkta, mühendislikte bunlar da baraj sıralamaları aynen devam ediyor. Yine tercihlerde bunu mutlaka göz önünde bulundurmalı arkadaşlarımız. Biz bugünden itibaren tercih günleri boyunca öğrenci arkadaşlarımızla isterlerse kampüste, isterlerse online platformlarda buluşabiliyoruz. Web sitemiz üzerinden birazdan chatbox'ta arkadaşlarım linkleri paylaşacaklar. Bir görüşme formumuz var. Onu doldurdukları takdirde onlara dönüyoruz. İsterlerse online, isterlerse kampüste randevu alarak görüşebiliyorlar. Bir WhatsApp hattımız var. Doğrudan yazışarak oradan tercihleri konusunda yardımcı olabiliyoruz. Bunları belki söyleyebilirim. Birazdan daha detaylı bilgiyle ilgili kısımlara geleceğim ama kontenjanlar kılavuzu henüz yayınlanmadı biliyorsunuz. Bir merakla beklediğimiz konu da o. Ama ben en azından bilgi özelinde adayları ne bekliyor o konuya bir açıklık getireyim. Biz İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak bu yıl tercih kılavuzunda şu şekilde çıkmayı planlıyoruz. Tüm bölümlerimiz için arkadaşlar bir tam burslu kontenjanımız olacak. Bir de %50 burslu kontenjanımız olacak. Çok az bölümümüz için ücretli kontenjan koyduk. Dolayısıyla bizi daha çok %50 ve tam burslarla görecekler. ÖSYM'nin yaptığı YÖK'ün kararına bağlı olarak da bir değişiklik var. Tam burslu alacağımız öğrenci sayıları bu yıl %15 oranında arttırıldı. Dolayısıyla bu da aday arkadaşlarımız için tabii sevindirici bir haber. Daha fazla tam burslu adayımız olacak. Yine YÖK'ün almış olduğu kararla birlikte bizim de yeni bir uygulamamız var. %75 burslar kaldırıldı biliyorsunuz vakıf üniversitelerinden bu yıl. Bunun yerine %50 ve 25'lerden bir tanesinin tercih edilmesi istendi. Biz dediğim gibi %50'leri tercih ettik. Bu durumda %25'lere yazdığımız kontenjan da %50'de olacağı için aslında %50 burslu kontenjanlarımızın da oldukça arttığını sayısal olarak söyleyebilirim. Bunların hepsi yerleşmede adayların lehine şeylerdir. Umarım iyi de güzel de puanlar alırlar ve bizleri tercih ederler. Gelirler, görüşürüz. Bu konuda onlara danışmanlık yapmaya hazırız. Ben bilgiyle ilgili detaylara devam etmeden önce aslında üniversite özelinde devam etmeden önce belki Haluk Hocam ve Emre Hocama sözü devretmeliyim. Onlar bir arada, özellikle Haluk Hocam'ın çalışmalarını biliyorum. Yani işte bu meslekler, meslek seçimi. Şimdi üniversite olarak hep şunu deriz, biz önce mesleğinizi seçin, ne olacağınıza karar verin.
Ondan sonraki aşamada aslında üniversiteyi değerlendirin. Bu noktada da Haluk Hocam'ın çok ciddi çalışmaları var. Keza Emre Hocam'la da özellikle COVID sonrası dünyanın nasıl bir değişim içerisinde olacağına ilişkinde görüşmeler yapmıştık. İsterseniz bu noktada biraz sözü onlara devredelim. Ondan sonra ben üniversite özelinde tekrar devam edeceğim. Peki merhaba. Galatasaraylılarla birlikte olmak çok güzel. O yüzden her ne kadar böyle çok, nasıl söyleyeyim, çekici konulardan bahsetmeyecek olsam da yine de konuşmak güzel. Dolayısıyla sorularınız da olursa karşılıklı olarak sohbet de etme imkanımız olabilir. Şimdi ben aslında tabii biraz kendimi tanıtayım isterseniz. İTÜ İşletme Mühendisliğinden mezun olduktan sonra iktisat doktorası yaptım. Ve çalışma alanım iş gücü iktisadı, gelir dağılımı, yoksulluk gibi konularda. Dolayısıyla bir de eğitim ekonomisi alanında biraz çalıştım. Bilgide de bir şey derste veriyorum. Science, Technology and Society diye bir derste verdiğim için Açık Radyo'da yaptığımız bir, 3 yıldır yaptığımız bir program var. Orada birikmiş malzemeyi aslında derse dönüştürdüm. O da teknolojik gelişmelerin toplumsal ve iktisadi sonuçları üzerine haftada birlik bir program yapıyoruz. Kavanozdaki Yıldız diye. Bir de Medyascope'da bir Ağır Ekonomi diye bir program yapıyoruz yine haftalık. Buralarda da zaman zaman konuştuğumuz konular. Şimdi şunu söyleyerek başlayabilirim aslında. Bir kere herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir konu var. Teknolojik gelişmeler üretim sürecini derinden etkiliyor. Çok köklü bir şekilde değiştiriyor. Dolayısıyla haliyle bu değişimin yönü ve niteliği hakkında belki biraz düşünmek gerekiyor. Bu meslek tercihi ya da üniversite bölüm tercihi diyelim, meslek tercihi çok doğru değil. Çünkü üniversite eğitimi meslek kazandırmayı amaçlayan bir eğitim olmaması gerekir. Yani daha genel düşünen, analitik düşünmeyi öğreten, ondan sonra işte dünyayı yorumlamayı öğreten bir eğitim olması lazım esas itibariyle. Meslek sonuçta belli becerilerin kazandırıldığı bir eğitim şeklidir ve bunu bütün hayatınız boyunca yapma imkanınız da var. Ama bu son gelişmelerden sonra bu bir imkan olarak da değerlendirilmemesi gerekiyor, zorunluluk haline dönüşecek. Çünkü şunu söylüyoruz, bu ILO'nun, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yaptığı çalışmalardan, işte OECD'nin yaptığı çalışmalardan bildiğimiz bir şey. Sizler çalışma hayatına girdiğiniz meslekten emekli olamayacaksınız. En azından bir kez meslek değiştirmeniz gerekecek. İş değiştirmekten bahsetmiyorum. Meslek değiştirmeniz gerekecek. Dolayısıyla bugün belki tercih ettiğiniz meslek ve eğitimini aldığınız meslek 15-20 yıl sonra siz tam böyle zirvedeyken iş gücü piyasasında 35-40 yaş aralığında birdenbire yok olabilir. Çünkü yine OECD'nin yayınladığı bir rapora göre, geçen yıl yayınlanmış bir rapora göre, Türkiye, hani biz teknolojik bir ülke değiliz, bundan bu kadar etkilenmeyiz diye düşünüyor bazı iktisatçılar falan. Ama öyle değil. Türkiye'deki işlerin %65'i kısa ve orta vadede yok olma tehdidi altında, riski altında. Dolayısıyla bunlar bugün, yarın, önümüzdeki yıl, 10 yıl sonra yok olacaklar. Dolayısıyla bunu hemen başka bir mesleğe geçiş yapabilecek donanıma sahip olmanız gerekiyor ve bunu alabileceğiniz yer de üniversite. Dolayısıyla bölüm tercih ederken de belki bunu düşünerek bir tercihte bulunmak lazım. Tabii burada şeyi ayırıyorum, yani tıp gibi işte böyle gerçekten başka türlü meslek dışı bir eğitimin verilemeyeceği bir şeyleri, bölümleri ayırıyorum. Ama genel olarak işletmeydi, iktisattı, şuydu buydu falan gibi konularda tercih yapacaksanız eğer, o tür alanlara yöneleceksiniz ki buna mühendislikler de dahil, bir temel bilim katkısı koymanız gerekir. Ben olsam tercihen bir temel bilimi tercih ederim. Yani sosyal bilimlere gideceksem antropoloji, sosyoloji falan gibi bütün o sosyal bilimin bakış açısını kendi içerisinde kristalize etmiş bir eğitim, bir curriculum içeren bölüme gitmekte fayda olabilir. Eğer fen bilimleriyle ilgileniyorsan da işte fizikti, kimyaydı falan gibi bir şey yapın. Hiç olmazsa en azından bir çift ana dal ya da yan dal eğitimi olarak ana bilim dallarını eğitiminize eklemenizde
çok büyük fayda görüyorum. Çünkü bu sahip olduğunuz genel beceriler sizin ileride bir riskli durumla karşılaşma, mesleğin ortadan kalkması gibi bir durumla karşılaşmanız halinde başka bir mesleki beceriyi edinmeyi çok kolaylaştıracak bir şey olacaktır. Teknik bilgi olacaktır. Onun dışında bir de tabii hayatta işte kalma becerisine sahip olmak, üniversitenin genel olarak kampüste sağladığı imkanlardan bir tanesi olarak network'ü oluşturma, o network'ün hayatınızın bir parçası haline dönüşmesini sağlama becerilerini, işte soft skill diye adlandırılan problem çözme yeteneği, analitik düşünme, ondan sonra empati kurma, takım çalışmasına yatkın olma gibi özellikleri de gerçekten de üniversite eğitimi içerisinde almanız gerekiyor. Bunun verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim bilgideki programlarımızda da büyük ölçüde bu tür şeyleri dikkate alarak yapıyoruz. Zaten pek çok üniversitede aslında bunu yapmaya çalışıyor. Şimdilik ben burada durayım. Emre'ye atayım. Emre de herhalde benden daha kötü şeyler söyleyecek büyük ihtimalle. Dünya düzeni hakkında falan. Sonra tekrar şey yaparız. Derinleştiririz konuyu. Teşekkür ederim. Abi. Benim ismim kötümseri çıktı. Her zaman karamsar şeyler söyleyeceğim düşünüyorum. Ben de kendimi tanıtayım. 122 Emre Erdoğan. Galatasaray Üniversitesi üzerine Boğaziçi siyaset ve uluslararası ilişkilerde eğitimi yaptım. Doktoramı da oradan aldım. Şu anda da Bilgi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yapıyorum. Hangi alanlarda çalışıyorum? Çok fazla alanda hani çalışıyorum diyeyim. Seçmen davranışı çalışıyorum. En asıl olarak siyasi partiler. Son dönemde siyasal psikoloji çalışmaya başladım. Gençlik ve siyasal katılım çalışıyorum. Nesiller çalışıyorum. Aslında kendimi davranışsalcı olarak tanımlıyorum. Davranışçı açıdan insan davranışını anlayarak toplumu anlamaya çalışanlardan olduğumu söyleyeyim. O açıdan da aslında uluslararası ilişkiler konusunda da bazı şüpheler taşıyorum. Onu söylemekte fayda var. Burada bizden fazla şapkayla konuşmam gerekiyor. Bunlardan bir tanesi uluslararası ilişkiler bölüm başkanı. Ama bizim bakmışsınızdır belki uluslararası ilişkiler bölümünün 3 tane programı var. Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi ve Avrupa Birliği olmak üzere 3 ayrı programı alıyoruz. Ve aslında bu tek program da olabilirdi ama 3 ayrı program farklı bir denge tutuyor. Burada uluslararası ilişkiler dediğimiz şeyin bizim yaptığımız anlamda, bu üniversite yaptığımız anlamda klasik uluslararası ilişkiler olmadığını söyleyeyim. Klasik uluslararası ilişkiler nedir? Dünyayı sadece uluslar arasında, yani ulus devletler arasındaki ilişkilerden ibaret ediyor. Ve realist dediğiniz bir şekilde onların çıkarlarını maksimize etmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Burada tam akılcı, her şeyi bilen, tam enformasyona sahip aktörlerden bahsediyorum. Ama aslında uluslararası ilişkiler disiplininin çok büyük bir zenginliği var. Baktığımız zaman çünkü uluslararası ilişkiler disiplini herhangi bir olaya farklı analiz düzeylerinde yaklaşabilir. Bunlardan kısaca örnek vereyim, çok da şey yapmak istemiyorum. Diyelim uluslararası alanda olan bir olaya odaklanıyoruz. Bu da iki ulus arasındaki çıkar ilişkileri açısından bakmak mümkün. Klasik, realist, uluslararası ilişkiler yaklaşımıdır. Ama siz bunu birey düzeyinde de bakabilirsiniz. Birey düzeyinde bakmak ne demek? Liderlerin ilişkilerine bakabilirsiniz. Biraz önce gördüm, Orta Doğu'daki en etkin liderlere bakmışlar. O çeşitli isimler çıkmışlar. Yani İnsanlardır orada karar veren, ne olursa olsun devletlere ve orada da insanlar düzeyinde bakabilirsiniz. Birey düzeyinde. Çıkar grupları düzeyinde bakabilirsiniz. Bunu belki biraz daha aşinasınızdır ya da zaman içerisinde daha aşina olabilirsiniz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasındaki sınırın kalkması söz konusu olduğunda farklı çıkar grupları vardı. Bazı çıkar grupları o sınırın kapatılı kalkmasını istiyordu. Her tarafta da bazı çıkar grupları açılmasını istiyordu. Mesela bunu biz sınır aşan koalisyonlar diyoruz. Burada da çıkar gruplarından bahsediyoruz. Bürokrasiyle gruplardan bahsedebilirsiniz. Bürokratik teori dediğimiz bir şey vardı. Mesela Türkiye'de oldu. Mehmet Ali Bülent abi çok yazardı eskiden. Avrupa Birliği'nin üyelik sürecinde Türk bürokrasisindeki farklı grupların, farklı kliklerin birbirleriyle mücadelelerinden bahsediyoruz. Bir ulustan zaten bahsettim. Bir üst aşamaya daha çıkabilirsiniz. Kültürlerden bahsedebilirsiniz. Bu da sizin belki aşina olduğunuz Huntington bize armağan ettiği bir şeydir. Medeniyetler çatışması. Der ki soğuk savaş yok.
Onun yerine kültürel medeniyetler satışacak. Nedir o medeniyetler? Hristiyan, Yahudi kültürü, Budist kültürü ve Müslüman kültürü gibi bir kültür üzerine bakabilirsiniz. Bir adım daha ileri gidersiniz, sistem düzeyinde bakarsınız. Wallenstein'in söylediği gibi kapitalist dünya sisteminden bahsedebilirsiniz. Yani farkındaysanız tek bir olayı anlamak için dikey hareketlilik şansınız var. Uluslararası ilişkiler dediğimiz şey bu aklımızda. Yani geleneksel, belki televizyonlarda çok sık duyduğunuz Rusya'nın çıkarları bu, Türkiye'nin çıkarları bu dediğinde uluslararası ilişkiler kimin çıkarı demenizi sağlar bir. Yani Rusya'nın çıkarı derken kimi kastediyorsunuz? İki, o gerçekten çıkarını biliyor. İşte böyle bir bakış açısını veren bir disiplinden bahsediyorum. Disiplin Türkiye'deki tarihine girmeyeyim. Biraz amorf şekilde gelişmiş bir şey. Yani hariciyeden disipline dönüşmüş bir şekilde. Kendi iç tartışmaları da var ama Türkiye'de belli üniversitelerde bu çok düzeyli bakış açısını görürsünüz. Bilgi de onlardan biri. Bu bize neyi sağlıyor? Ben hani abinin bıraktığı yerden söyleyeyim. Bu konuda ben biraz çok konuştum pandemi döneminde ama şöyle bir şey var. Bundan sonraki dönem kıtlık dönemi olacak. Bunu söyleyebiliriz. Neden kıtlık dönemi olacak? Çünkü işler eskisi kadar bol olmayacak. Şu anda genç işsizliği %20'nin üzerine çıkmış durumda. Her halükarda baktığınız zaman. Eğitim olanakları üzerine çok büyük rekabet var. Siz zaten çok rekabetçi bir sınavdan geldiniz buraya. İşte üniversite sınavı da rekabetçi. İnanılmaz. Türkiye'de 1000 kişi inanılmaz hatasızlıkla yarışabilir. Buna dönüşecek. İşe girdiğiniz kalifikasyonlar için rekabet başlayacak. Yani çünkü işte de öğreniyorsunuz vesaire. Bütün bu rekabet döneminde bir kıtlıkla karşı karşıyayız. Peki kıtlığa nasıl reaksiyon vereceğiz? Kıtlığa reaksiyon verebilmenin en güzel yolu esnekliktir. Adaptasyon kapasitesi. Ve işte dediğim gibi ben nesiller çalıştığım için onu çok rahatlıkla görüyorum. Zaten yeni nesli diğerlerinden ayırt eden şey belki bu. Bizim nesil aramızdaki farkı bu. İşte muhtemelen aramızda yaklaşık 30 yıl kadar biraz daha fazla olabilir. 30 yıl kadar fark var. Biz daha katı kuralcı olması gerektiği gibi işte zaman içerisinde gelip öğrenirsiniz ve veren bürokrasiye gözle bakan insanlarız. Ve orada da arıza veriyoruz kuralların dışına çıkıldığı zaman. Bizim formasyonumuz bu. Ama yeni nesil daha kolay adapte oluyor. Belki de gerçekliği kendisine uyduruyor. O da bir gerçeklik yönetim meselesi. Dolayısıyla bu adaptasyon kapasitesini kazanmak gerekiyor. Peki bu adaptasyon kapasitesini nasıl kazanacaksınız? İşte burada Haluk abinin söylediğinden devam edeyim. Bunu Sekim söylemiş. Yani adaptasyon kapasitesi, 101 adaptasyon kapasitesi, 102 diye bir şey yok. Bizim okulumuzda verildiği gibi bir liberal eğitim bunu sağlar. Yani bizim okulumuzda indoktrinasyon göremezsiniz. Yani bu böyledir göremezsiniz. Bu olabilir ya da bu olabilir, kararsız verirsiniz. Bizim vermeye çalıştığımız kültür bu ve gri alanları besleyen bir kültürden bahsediyoruz. İki, yaşam deneyimiz. Yani çalıştığınız kulüpler, üye olduğunuz dernekler, yurt dışı gezileriniz, yurt içi gezileriniz, gönüllülük çalışmanız. Bakın ben gönüllülükle çalışıyorum. Türkiye'de gençlerin sadece %10 gönüllülük yapıyor. Bu dünyada sonunda ikinci olay. Oysa gönüllülük o kadar çok şey kazandırıyor ki. Gönüllülük size kazandırır. Dolayısıyla biraz size bakacak ve şöyle bir şey vardır. Snow diye birisi vardır. İki kültürde bir kitap yazdı 1950'lerde. Bilim ve şey diye, değerleri diye. İki kültür yok artık. Birden fazla kültürler. Sosyal bilimci olarak bilgisayar kullanmayı bilebilirsiniz. Hiçbir sakınlık yok. Ya da bir biyolojiyle ilgilenen bir insan olarak sosyal bilimle ilgilenebilirsiniz. Mesela Hamilton denen çok ünlü bir biyolog vardır. Kendisi Robert Axelrod'la beraber yazdığı bir kitap. En önemli siyasi bilim kitaplarından biridir. İşbirliğinin gelişimi üzerine. Adam evrimsel biyolog. Ama sosyal meselelerini kuruyor. Mesela Haluk abi tanıyacak bizim okulumuzda da merkezi olan Murat Sertel hocamız, kaybetti bunu. Murat Sertel hocamız müthiş bir matematik dahisiydi. Aynı şekilde siz oraya gittiğiniz zaman onun yazdıklarına çok önemli dersler çıkartıyorsunuz. Ve yine bir örnek vermek gerekirse Daron Acemoğlu abi, Daron abi orijinal çalışmaları çok fazla matematikte ama son iki kitabına baktığınız zaman size başka bir şekilde anlatır. Yani böyle bir esnekliğe ihtiyacınız var. Dolayısıyla biraz iş kendinizde bitiyor. Biraz baktığınız zaman hani Haluk abinin söylediği iradenizle bir şeye varabilirsiniz. Onda hiçbir şüphem yok. Ama okulun size sağladığı olanaklara bakmanız gerekiyor. Yani kulüpler nedir? Kendinizi geliştirme olanakları nedir? Ve hani ben nacizane şunu söyleyeyim.
siyaset bilimi, ben kendi siyaset bilimcilerim, uluslararası işlerci değil daha çok, siyaset bilimci olmaktan pişman oldum, teklifim olmadı. Hayatımdaki en doğru tercihlerden bir tanesini yapmışım. İyi bir disiplindir, çok zengin bir disiplindir ve dünyayı anlamaya yarayan disiplindir. Diğerlerinde böyle bakmakta fayda var. Dünyayı anlayan iktisat da yapılır, dünyayı anlayan biyoloji de yapılır. Ama amaç dünyayı anlamak olsun deyip burada susayım, biraz çok konuşayım. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Ben şimdi iki hocamızın üzerine aslında çok ortak paralelde tam da hem Haluk hocamın hem Emre hocamın söylediği üniversite bize ne katar, bunu hangi olanaklarla katar üzerine küçük bir sunum paylaşmak istiyorum. Nasıl başlıyor üniversiteye geldiğinde iş diye. Çünkü genellikle şöyle görülür. İşte önce bir üniversiteye girelim, hani bir yerleşelim, sonra şöyle bir oh diyelim çünkü çok zorlu ve rekabetçi bir sistemden çıkıyor öğrenciler. Hani böyle ilk yıl biraz hatta mümkünse çok da bir şey yapmayalım havasıyla böyle gidebiliyor ama biz hep diyoruz ki işi en başından sıkı tutmak lazım. Biraz o başlangıç aşamasından ileriye kadar hem bu bahsedilen kulüpler hem aslında bir tür yetkinlik gelişiminden bahsettik. Yani evet mesleğiniz ne olursa olsun, ne okursanız okuyun, belli yetenekler saydı hocalarım. Bunların yetkinliğe dönüşmesi için aslında üniversite adım atacağınız yerler. Yani iyi bir azim yeteneğiniz olabilir, iyi bir adaptasyon yeteneğiniz olabilir. Ama bunu bir yetkinliğe dönüştürebileceğiniz yer üniversite ortamı. O yüzden bu ortamı da iyi kullanmak gerekiyor olanaklarıyla birlikte. Şimdi bu noktada sizin bu olanakları kullanabilmeniz için size neler sunuyoruz aslında kısmını şöyle hep birlikte bir görelim istiyorum. Sanıyorum görülüyor değil mi şu anda hocalarımdan şey yaparak? Evet görebiliyoruz. Tamamdır. Şöyle pardon. Evet. Şimdi bahsedilen başlarken şunları söyleyebiliriz. Evet dedik ki bilgi biraz daha farklı. Öğrenciye aslında belli yetkinlikleri kazanmasını istediğimiz, biraz daha esnek hareket edebilmesine yardımcı olmaya çalıştığımız, kendisini kişisel farkındalığını arttırmaya yönelik çabasını destekleyebileceğimiz öncelikle bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Evet belli sıralamalarda, QS sıralamaları gibi iyi noktalarda olarak bunu yapabildiğimizi düşünüyoruz. Ya da çok yeni açıklandı biliyorsunuz TÜMAN'ın sonuçları Türkiye Üniversiteler Memnuniyet Araştırmalarında bütün kategorilerde neredeyse A ve A+ düzeyinde sonuçlarımız olduğu için hani bu bizi çok mutlu eden bir şey oluyor. Demek ki öğrenci de memnun şekilde devam edebiliyor. Öğrenci odaklı olmamızın etkisini burada buralarda görebiliyoruz. Yaparak öğrenme çokça kullanılan bir şey ama bunu gerçekten en sahici haliyle yani mış gibi yapmış olmak gibi değil en sahici haliyle projelerle, case'lerle, belli çalışmalarla derslerde vermeye çalışıyoruz. Ve tabii ki 24 yıllık bir deneyimden ve 41'in üzerinde mezundan bahsediyoruz. Bu da aynı zamanda iş dünyası içinde başka bir network içinde önemli bir sayı olduğunu belki söyleyebiliriz. Bir de ulaşılabilir akademisyen kavramının çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Hocalarım da hazır buradayken. Gerçekten çok önemsediğimiz bir şey. Hocaların sadece dersini anlatıp çıkıp gitmesi ve bir daha görülmemesi değil. Gerçekten ihtiyaç duyulduğu anda, öğrenci bir şey danışmak, bir şey sormak istediği anda onların bir araya gelebileceği sistemler, okulda olmak, birlikte yapabilmek. Yani bilginin kampüslerinin bu anlamda neredeyse 7-24 öğrenciye hizmet veren yerler olduğunun da belki altını çizmek lazım. İlk adımı biliyorsunuz Bilgi Üniversitesi'nde İngilizce bir eğitim verildiği için ilk adımı hazırlık okuluyla açıyorsunuz. Galatasaray Lisesi'nden çıkışlı öğrencilerin hazırlık okumayanları çokça olduğu gibi okuyanlar da olabiliyor geçmiş tecrübelerimize baktığımızda. Ama genellikle size biz 5 level'lık bir hazırlık okulundan bahsediyoruz B2 düzeyinden. Altta skorları göreceksiniz. Yani TOEFL'ınızdan örneğin 75 skorunuz varsa evet hazırlık okumayabilirsiniz. Ama eğer böyle belirtilen skorlar yoksa burada görmüş olduğunuz bilet sınavı bizim İngilizce yeterlik sınavımızdır. Oradan 60 skorunu almanız gerekiyor. İngiliz Dili Edebiyatı için 70 istiyoruz. Yine tecrübelerimiz gösteriyor ki genellikle Galatasaray Lisesi'nden gelen, daha önceki yıllarda gelen arkadaşlarımız tabii ki ilk level'dan başlamıyorlar. Daha böyle orta düzeyden 4. 5. level dediğimiz gibi yerlerden başlayabiliyorlar. Bu noktada hazırlığı 1 yıl okumak zorunda değilsiniz. Bir dönemde de hazırlık bitebilir.
bir dönemde hazırlığı tamamladıktan sonra dilerseniz irregular öğrenci deriz ona. Birinci sınıftan, yani birinci sınıfa kaydınız yapılır ve üst sınıflardan seçimlik derslerinizi tamamladığınız bir dönem geçirebilirsiniz. Bunu yapmak istemiyorum, herkesle birlikte başlamak istiyorum diyen arkadaşlar kayıtlarını dondurabilirler. Ya da İngilizcesini daha da ilerletmek istiyorsa yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelere çeşitli seviyelerde giderek oralarda pratik yapabilirler. Bu arada yurt dışı ile anlaşmalarımız gereği özellikle Amerika'da birçok hazırlığı doğrudan okuyabilecekleri anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde var. Tabii şu an pandemi sürecinde öğrencilerin geçtiğimiz yıllarda buna çok büyük eğilim oluyordu ama bu süreçte nasıl olacak biz de onu kayıtlarda göreceğiz ama dilerseniz böyle bir opsiyon olduğunu da söyleyebiliriz aslında. Bölüme merhaba dediğiniz birinci sınıftan itibaren 3 kampüsümüzde öğrencilerle buluşuyoruz. 4 yıllık bölümlerimizin ana kampüsü olarak Santral İstanbul kampüsünü söyleyebilirim. Dolapdere kampüsünde moda ve tekstil tasarımı gibi bölümümüz ve sağlık bilimleri fakültemiz bulunuyor. Onun dışındaki 4 yıllık bölümlerimizin Santral İstanbul kampüsünde olduğunu düşünebilirsiniz. 2 yıllık meslek yüksekokulu, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu gibi bölümlerimiz Kuştepe kampüsümüzde hizmet veriyor. Burada bölüme merhaba derken bir küçük not yazdık. Hani ortalamanı yüksek tut. Tabii şimdi not ortalaması her şey midir? Bu aslında üniversiteden mezun olduktan sonra siz bir iş görüşmesinde kaçta bitirdim bir soru olmayacak muhtemelen ama bu şöyle bazı kapılar açacak size. Çift anadal yapmak istediğinizde, Erasmus'la yurt dışına gitmek istediğinizde gibi gibi, yani üniversite içindeki diğer imkanları kullanırken evet baz aldığınız bir şey oluyor tüm diğer üniversitelerde olduğu gibi. O yüzden işi baştan sıkı tutmanın faydalı olacağını her zaman söyleriz. Peki nasıl fark yaratabiliriz? Çok değişik bir dünya düzenine doğru gittiğimizden bahsettik. Peki ben bilgiye geldiğimde bu değişik düzene karşı kendimi nasıl farklılaştırabilirim noktasından birazcık bahsedelim. Güzel şeyler söyledi hocalarımız. Dediler ki çift anadal, yan dal, farklı disiplinlerden bir şeyler öğrenmektir aslında. Bu kendini geliştirmektir başka disiplinlerde. Genellikle öğrencilerin büyük çoğunu zaten çift anadal yapma isteğiyle geliyor son yıllarda ve yapabilenlerin oranının da oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Burada bilgi olarak bizdeki fark şu, biraz daha esnek bir yapımız olduğunu söyleyebilirim. Örneğin şöyle şeyler söylemiyoruz size. Efendim işte bir fakültenin içindeyseniz, örnek veriyorum Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesindeyseniz aman ha başka bir fakülteyle çift anadal yapamazsınız gibi kriterlerimiz yok. Yani bu konuda biraz daha esnek davranıyoruz. Çünkü bu çokça üniversitede karşılaşabileceğiniz bir durumdur. Aynı fakülte içerisinde kalmak kaydıyla gibi kurallar vardır. Bu konuda daha esnek davranmaya çalışıyoruz. Sadece YÖK'ün belirlemiş olduğu başarı kriter sıralamaları var biliyorsunuz. Yani işte Türkiye'de eşit ağırlıkta ki işte o sıralamayı tutturamadıysanız hukuk okuyamayacağınız gibi evet orada çift anadal yapmanızda da sorunlar yaşarsınız ama bunun dışında yani böyle bir YÖK tarafından, ÖSYM tarafından konulan bir kriter yoksa o zaman istediğiniz bölümle çift anadalın başvurusunu en azından yapabileceğinizi söyleyebilirim. Çift anadal iki bölümü aynı anda okumaktır. Bunu arkadaşlarımız zaten biliyorlar. Ama burada kriterler şöyle, not ortalamasıdır. O yüzden notlarını birinci sınıfta yüksek tut diyoruz. 4 üzerinden 3 ortalama bekliyoruz öğrencilerden ve başarı dilimi olarak ilk %20'lik dilimde olmalarını bekliyoruz. Bunlar ana koşullarımız. Çift anadala başladıktan sonra devam ettirmek tabii bir disiplin işidir. Yani iki bölümü aynı anda okuyabilmek. Bunu gerçekten çok başarıyla yapan çok iyi örneklerimiz de var. Ama sonrasında hani vazgeçilemez de bir şey değildir. Bazı öğrenciler şöyle giderler. Bir başka disiplini komple almak, buna çift anadal diyebiliriz. Bu iki disiplini birlikte yürütmek. Ama bazı öğrencilerin tavrı şu olabiliyor. Örneğin ben endüstri mühendisliğinde okuyorum ama biraz daha ekonomi öğrenmek istiyorum. Bunu mesela yan dalla da gerçekleştirebilir. Ya da ne olsun reklamcılık okuyorum ya da uluslararası ilişkiler okuyorum. Biraz psikolojiyle ilgili bir şeyler bilmek istiyorum, öğrenmek istiyorum. Bana faydası olacağını düşünüyorum. O zaman bunun adı farklı bir bölümden ders almak da olabilir. Bu konuda biraz daha esnek bir yapımız olduğunu söyleyebiliriz. Yan dalın çift anadaldan farkı diplomasının olmaması. Yani çift anadalda iki bölümünde diplomasını aynı anda alıyorsunuz. Ama yan dalı daha rahat yaparsınız. 4 üzerinden 2.60'lık bir ortalamayla yan dal başvurusu kabul ediyoruz. Seçmiş olduğunuz ikinci bölümden, programdan
belirli dersleri alarak vermenizi bekliyoruz ve bitirdiğinizde diploma değil ama bir yan dal yaptığınıza dair sertifika almış oluyorsunuz. Bu da bir seçim olabilir. Sizi farklılaştıracak bir şey olabilir. Bir diğeri ise dediğim gibi farklı bölümlerden dersler alabilirsiniz. Yani bir yıl psikolojiyle ilgili merakınızı giderecek dersleri bir dönem alabilirsiniz. Bir dönem sosyolojiden bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bunu bir mühendis olarak da yapabilirsiniz. Örneğin şöyle örnekler verebilirim. Mühendislikte okuyan öğrencilerden müzikten ders alanlar da var. Yani çok çok başka branşlardan. Ya da ne bileyim işte hukuk öğrencisi gidip medyadan da ders alabilir gibi düşünebilirsiniz. Yani farklı fakültelerden, farklı bölüm programlardan dersler almak mümkün. Bunun öğrenciyi çok geliştirdiğini düşünüyoruz. Ona bir şeyler kattığını düşünüyoruz. O yüzden bu deneyimin arkasında durduğumuzu söyleyebiliriz. Bu noktada London School of Economics'te olan özel bağlantımızdan belki bahsedebiliriz. London School of Economics'in böyle dünyada çeşitli ülkelerle yaptığı anlaşmalar var. Türkiye'deki anlaşma İstanbul Bilgi Üniversitesi ile yürütülüyor. Çok uzun yıllardır birçok mezunumuz var. Nedir bu? İşte dilerseniz biz de birinci sınıfın sonunda onun belirli not ortalaması gibi koşulları var. Bu koşulları sağladığınızda işte bir matematikle ilgili, matematik temelli bir program olduğu için matematikle ilgili de işte kriterleri sağladığınız noktada onur programına dahil olabiliyorsunuz ve hem bizim hem de LSE'nin öğrencisi oluyorsunuz. Bu noktada farklı bölümler seçebiliyorsunuz. Yani işte yönetim ve dijital inovasyon örneğin bu yıl başlayacağımız bölümlerden bir tanesi. Ekonomi ve finans gibi bir bölüm seçebilirsiniz. Yönetimle ilgili bir şey seçebilirsiniz. Bu seçiminizi yaptıktan sonra farklı bir müfredatı takip ediyorsunuz. Artık onur programı öğrencisi oluyorsunuz. Bitirdiğinizde ise bizden onur programından diploma aldığınız gibi LSE'den de bir diploma almış oluyorsunuz. Hatta öğrencilerin birçoğu gidip diploma törenlerine Londra'da katılıp oradan diploma almayı tercih edebiliyorlar. Bu tabii büyük bir fark yaratabiliyor. Çünkü bildiğiniz üzere LSE önemli bir kurum. Yani dünya çapında önemli bir kurum. Özellikle ekonomi, yönetim ve finans gibi alanlarda çok önemli bir kurum. Mezunlarına da birçok kapıyı açtığını tecrübelerimizle biliyoruz. Kulüplerden çokça bahsettik. Kulüplerde de yine esnek bir yapımız var. Burada kulüpleri hani işte şu kadar kulüp, 100 kulüp, 500 etkinlik gibi rakamlar değil, daha ziyade aslında mutlaka bir şey yapın istiyoruz. Yani evet her konuda bir şey var. Çok çeşitlidir bizde kulüpler. Yani sanat kulüpleri, hobi kulüpleri, düşünce kulüpleri, spor kulüpleri gibi farklı kategorilere ayrılır. Mutlaka ilgi alanınızla ilgili bir şey bulursunuz içinde. Bulamadınız, o zaman da sizinle aynı ilgi alanını paylaşan bir grup öğrenci bulmanız halinde o kulübü açabilmeniz için de destekliyoruz. Dolayısıyla yeter ki bir kulüp deneyiminiz olsun, bir sosyal bir networkle ilgili bir deneyiminiz olsun diye bu anlamda destek veriyoruz. Kendi projelerinizi üretmeniz, yarışmalara katılmanız, ulusal ya da uluslararası çapta bunların hepsi desteklenen şeyler. Bir de bilgi talent'tan bahsetmek istiyorum. Bu çokça bahsettiğimiz yetkinlik gelişimi hikayesinde hep şu sorulur, bir kariyer merkeziniz var mı? Evet, biz onun adına bilgi talent diyoruz aslında. Bilgi talent'ın yapısı şudur. Siz yurt dışına gitmek istediğinizde ya da kariyerinizle ilgili bir yetkinlik gelişiminde bulunmak istediğinizde veya staj yapmak istediğinizde, part-time çalışmak istediğinizde bunların hepsi için bilgi talent'ın kapısını çalıyorsunuz. Ve oradaki uzmanlar size eğer yetkinliklerinizle ilgili durumunuzu merak ediyorsanız bununla ilgili görüşmeler yapıyorlar. İşte örneğin işte uyum yeteneğini şöyle şöyle geliştirebilirsin, liderlik becerilerini ya da girişimcilik becerilerini böyle böyle geliştirebilirsin gibi farklı eğitimler de veriliyor orada. Part-time çalışma, staj olanakları, mezuniyet aşamasındaki iş olanakları gibi şeyler yine bu birim üzerinden yürütülüyor. Ve aynı zamanda da uluslararası öğrenci değişimleri ki birazdan onları daha detaylı anlatacağım. Bunları da yine bilgi talentı üzerinden bu hizmetleri alabiliyorsunuz. Değişikliğe ihtiyacımız hepimizin dönem dönem oluyor. Hem bu değişiklik ihtiyacı hem de aslında daha da önemlisi burada öğrendiğiniz şeyi başka bir kültürde, başka bir vizyonda, bambaşka bir üniversitede, bambaşka öğrencilerle neler öğrenebilirsiniz? Onlar aynı konuda neler düşünüyorlar? Bizim biraz uluslararası eğitime bakış şeklimiz bu. Yani oralara gitmenizi çokça tavsiye ediyoruz.
Neler var? Erasmus'ta 25 ülkede 700'e yakın üniversiteyle anlaşma yapıyoruz. Ben aday arkadaşlarıma şu noktada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi bu üniversitelerde şöyledir. Erasmus'unuz var mı mesela? Doğru bir soru değildir. Erasmus artık herkesin üye olduğu bir şey. Erasmus'ta ben hangi bölümde okumak istiyorsam onunla ilgili bir anlaşma var mı? Onu sormak lazım. Yani mesela ben bir üniversite olarak giderim Almanya'da, işte ne bileyim Danimarka'da birçok üniversiteyle işletme programım üzerine anlaşma yapabilirim. Ama eğer uluslararası ilişkiler programımla ilgili bir anlaşma yapmadıysam sizi bir yere yollayamam. O yüzden aday arkadaşlardan şunu rica ediyorum. Tercih edecekleri üniversitelere bunu şu şekilde sorsunlar. Ben şu bölümde okumak istiyorum. Örneğin işte siyaset bilimi ve kamu yönetimi okumak istiyorum. Beni bu bölümden hangi ülkelere gönderebilirsiniz Erasmus'ta gibi? Bu daha detaylı ama daha doğru yanıt alabilecekleri bir sorudur. Bu anlamda listelerimize web sitesinden ulaşabilirler ya da bizlere sonradan sorabilirler. Her programla ilgili nerelere gidebileceklerini onlara söyleyebiliriz. İsviçre Hareketliliği Programı'na üye üniversitelerden bir tanesiyiz. Bu İsviçre devlet, yani devletler arası bir anlaşma gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha özel bir anlaşma, Erasmus'tan farklı. Bu programdan kullanabilirsiniz, yararlanabilirsiniz. NABA'yla belli bölümlerimizle özel anlaşmalarımız var. Yani tasarımsal bölümlerdir. İtalya'da biliyorsunuz NABA tasarım anlamında önemli bir üniversite. Burayla tasarım bölümlerimiz için anlaşmalarımız var. Nedir bu tasarım bölümünden kastım? İç mimarlık, endüstriyel ürün tasarımı, endüstriyel tasarım, işte moda ve tekstil tasarımı gibi alanlarda bir yılınızı NABA'da geçirmeniz halinde ve bütün yeterlilikleri sağlamanız halinde yine oradan da bir diploma alabilmek gibi bir programdan bahsediyorum. Bilateral dediğimiz ikili anlaşmalarımızda eğer sizin gitmek istediğiniz üniversite Erasmus kapsamında değilse, çünkü Erasmus nedir? Avrupa Birliği üyeleri ya da aday ülkeler arasındaki anlaşmaları kapsar. Ama diyelim ki siz bambaşka bir ülkedeki bir üniversiteye gitmek istediniz ve İsviçre Hareketliliği'nde yok, Erasmus'ta yok, NABA'da değil, başka bir yerse, o zaman sizin o gitmek istediğiniz üniversiteyle de bilgi tanıtı aracılığıyla özel bir anlaşma kurgulayıp sizi oraya yollayabiliyoruz. Bunu daha önceki bir öğrencimize yaptığımız bir yerse, işte Japonya'da, Kore'de böyle çok değişik üniversitelerde var bu listede. Zaten onlarla anlaşma yapıldıysa o anlaşmaya dayanarak da gidebiliyorsunuz. Ama hiç olmamış bir anlaşmaysa da sizin adınıza o anlaşmayı sağlayarak eğer karşı tarafta kabul ederse sizi mutlaka oraya göndermek için elimizden geleni yaptığımızı söyleyebilirim. Bunun dışında bazı haberler diye koyduk. Hani bunlara web sitemizden zaten ulaşabilirsiniz ama öğrenciler bazen merak ediyor. İşte list sıralamalarda ne gibi durumdasınız diye. Webometrics'te örneğin 4. Vakıf Üniversitesi'yiz. Tüm araştırmasında A ve A plus üzerindeyiz. Öğrenci memnuniyetinde gibi. Yine farklı bölümlerden öğrencilerimizin aldığı ödüller, yaptıkları işler. Bunlar önemli çalışmalar. Çünkü mezunlarınızın ne yaptığı aslında sektördeki durumunuzu da biraz belirliyor oluyor. Hani sizden çıkanlardan sektördeki durum, hayat memnun mu? Memnunsa çünkü arkadan gelenleri de almaya daha hevesli oluyorlar. O yüzden bunların önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada chatbox'tan sizinle şeyleri paylaşacağız. Hem bize ulaşabileceğiniz WhatsApp numaralarımızı bu detayları öğrenebilmek için hem de bizimle görüşme yapabileceğiniz numaraları paylaşacağız. Bu noktada bir de bursumuzdan bahsetmek istiyorum bitirmeden. Galatasaray Lisesi mezunlarına özel bir bursumuz var. Belki duyanlar olmuştur ama şöyle üzerinden bir geçmekte fayda var. Şimdi biz sizlere chatbox'a bir link atacağız arkadaşlar. Orada o link aracılığıyla başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Bu başvuruyu yaptığınızda o bilgiler bize düşüyor. Sonrasında beklentimiz şu. Eğer İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin programlarını ilk 3 tercihinize yazarsanız %25 oranında bir burs kullanıyorsunuz. 4. ya da 5. tercihinize yazarsanız %20 oranında bir burs kullanıyorsunuz. Bu bursun özelliği şu, bu bursu ÖSYM bursunuzla bir arada kullanabiliyorsunuz. Yani zaten bilgideki bütün programların tam burslu ve %50 burslu olarak düşünürseniz kılavuzdaki yerini ve diyelim ki işte bunu ilk 3'te yazdınız, %25'te Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğunuz için bir bursunuz tanımlandı ve %50 burslu olarak bir programa yerleştiniz. Önce yıllık ücretin %50'si düşürülüyor. %50'si düşürülüp elde edilen ücret neyse ondan tekrar %25 çıkartılıyor. Dolayısıyla da bu şekilde bir indirim oranından aslında bahsediyor
olabiliriz. Benzer şekilde bilgide bütün bursları birbirine ekleyebildiğiniz de bir sistemimiz var. Yani mesela bir başarı bursu uygulamamız var. Eğer ikinci sınıftan sonra not ortalamanız 4 üzerinden işte 3.70'ler civarındaysa zaten otomatik olarak %50 aldığınız bir burs var. Bütün bu bursların üzerine hepsi kalan bakiyeden düşmek kaydıyla gibi düşünebilirsiniz. Bursları da birbirine ekleyebiliyorsunuz. Eğer böyle bir niyeti olan arkadaşımız varsa mutlaka başvuru formumuzu doldurarak bu bursu kullanacağını bize beyan etmesini isteriz. Ha şu bir soru olarak gelebilir. Yani ben ilk 3 tercihime yazdım ya da 5 tercihime yazdım, olmadı, gelmedi. Ne olacak bu burs? Sorun değil, kararınızı da değiştirebilirsiniz. En azından bizdeki burs hakkınız saklı durur. Ama kullanmak isterseniz ilk 3'e 5'e yazıp da bize yerleşirseniz de hazır bir şekilde bursunuz sizi bekliyor olur diye söyleyebiliriz. Özel yetenek bölümlerimiz için de bu arada aynı burs geçerlidir. Orada bildiğiniz üzere bir tercih sıralaması ile ilgili bir sıkıntı yok. Özel yetenek sınavlarını geçip geldiğiniz noktada Galatasaray Lisesi mezunları bursunu %25 oranında doğrudan kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Bize ulaşabileceğiniz, burada benim kendi kişisel e-mail adresim, Instagram hesabım, nereden ulaşmak istiyorsanız aslında adaylar birçok noktadan ulaşabiliyorlar. Buralardan da bizlere ulaşabilirsiniz. Zannediyorum diğer tarafta da burslar ve linklerle ilgili paylaşımlar yapıldı. Sorular var mı bilmiyorum ama şu anda bir arkadaşlarımıza bakalım. Var mı gelen sorular? Şu an yok, evet. Hocalarımın eklemek istediği bir şey var mı? Şöyle bir üzerinden geçtim ama hocam sizlerin var mı eklemek istediğiniz bir şeyler? Haluk hocam ve Emre hocama yöneltelim. Atladım. Emre var mı senin? Yani benden daha eskisin. Yani buradaki esas yazılması gereken şey bundan 5 sene sonrasını öngörmek çok kolay değil. Yani size şöyle bir şey, ben de şunu yaparsanız bu olur, şunu yaparsanız bu olur gibi öğütler verebilirim ama bu geçmişin öğütleri olur. Çünkü önümüzü 5 sene sonrası, bir de bu yaşadıklarımızdan sonra çok kolay değil. Biraz kendiniz karar vereceksiniz. Burada bir hani bana ilham veren sözlerden bir tanesi, sevdiğiniz şeyi yapın. Yani sevmediğiniz ama stratejik olarak doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapmamanızı naçizane tavsiye ediyorum. Çünkü mutluluk başarısızlığı getirecek. Yani başarı nasıl tanımladığınız halde mesela. O yüzden disiplini seviyor musunuz? İlgilendiği alanları seviyor musunuz? Bahsedilen konuları seviyor musunuz? İşte uluslararası ilişkiler okuyacaksınız. Bu sağlam bir okuma gerektiren bir iştir. Yani sadece Türkçe değil, İngilizce değil, başka dillerde de artık gerekiyor. İki dil yeterli olmuyor. Zaten size Fransızca da var. Diğer dilleri de okumanız gerekiyor. Kendini sürekli güncellemeye gerekiyor. Çünkü insana dair bilgi çok değişiyor. Böyle bir ortamı seviyorsunuz. Uluslararası ilişkiler iyi bir alan olacak. Ama dediğim gibi esnekliği ve adaptasyonu asla göz ardı etmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sizi kurtaracak olan ne olacak? Yani geleceği öngörmeniz mümkün değil der Nasim Taleb ama hazır olabilirsiniz. Hazırlık da bu esneklikten geçiyor diyeyim ek olarak. Evet, çok teşekkür ederim. Tamam, ben de şöyle söyleyeyim. Ben tabii bir Galatasaraylı olarak Galatasaray Lisesi'nde kol çalışmalarında asıl entelektüel birikimimi, tabanını oluşturduğumu söyleyebilirim. Yani bizim zamanımızda da çok iyiydi. Şimdi de iyi olduğunu biliyorum. Ben folklor kolundaydım ama işte tiyatro kolu, kültür edebiyat kolu, şu bu falan çok fazla şey vardı, etkinliğimiz vardı. Bu çok önemli, gerçekten çok önemli. Benzer bir ortamı bilgide bulmak mümkün. Onu yani ben uzun yıllar Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptım. Oradan emekli olduktan sonra bilgiye geldim. Bir yıl oldu yani bilgiye geleli. Daha önce başka bir yerdeydim aslında. Ama bu bir yıl içerisinde fark ettiğim şeylerden bir tanesi bu oldu. İkincisi, bilgide bu sanat, edebiyat işte gibi alanlarla bağınızı ya da sosyal medya araçlarını kullanmak, sosyal medyanın içeriğini, işte fonksiyonunu tanımakla ilgili salt kültürel kollarda yapacağınız çalışmalarda yetinmeyebilirsiniz. Bu alanda Türkiye'nin önde gelen isimleri tarafından, ne bileyim bir Murat Belge, bir Ali Nesin, bir işte Erkan Saka, çok çok gerçekten yetkin
tanınmış insanlardan ders alma imkanı da var. Bunu çok önemsiyorum çünkü gerçekten sanat ve edebiyat her türlü, çünkü sonuçta en başta söylemiştim, Emre de aynı yerden devam etti. Dünyayı kavramak istiyorsak, bu dünya o kadar karmaşık ve çetrefilli bir durumda ki, yani bu yeni bir şey değil, 19. yüzyılda da böyleydi. Çünkü sonuçta çok sayıda insanın hareketlerini birer vektör olarak düşünecek olursak, o vektörlerin karmaşık davranışlarının sonucunda bir bütünlük oluşuyor ve bunu sadece bilimsel disiplinlere özgü kavramlar, kategoriler ve araçlarla kavramak mümkün değildir, yeterli olmuyor. O zaman işte sanata, edebiyata, şuna buna falan başvurmamız gerekiyor. Burada hiçbir zaman eksik kalmamak lazım. İşte kol çalışmalarının önemi bir parça burada ortaya çıkıyor ya da benzer dersler, işte sinema, televizyonun iletişim fakültesi, ondan sonra dediğim gibi çok sayıda tanınmış insanın olduğu, benim de izlemeyi zaman zaman düşündüğüm, keyif alarak izleyeceğimi düşündüğüm dersler var. Bunu da önemli bir imkan olarak görüyorum, özellikle bu ortama alışık Galatasaray Lisesi öğrencilerine bir avantaj olur diye düşünüyorum. Hocam, çok sağ olun. Bu arada bir son dakikada bir sorumuz geldi. Ben onu da yanıtlayayım izninizle. Arkadaşımız bu çift anadalla ilgili sorularda şöyle bir şey demiş. Çap ve yan dalda bölüm farklılıkları nasıl oluyor diye. Hatta şöyle bakalım, ne kadar seçilebiliyor ya da bölüm kısıtlaması var mı? Bölümler arası transfer yapmak mümkün mü diye. Tabii kararlarınız değişebilir. Öncelikle bölümler arası transfer dediğimiz şeye iç yatay geçiş ya da bölüm değişikliği diye adlandırıyoruz arkadaşlar. Bunun için şöyle bir şey söyleyebilirim. İki türlü yapılabiliyor. Bir tanesi başarı puanına göre, yani sizin üniversitedeki akademik ortalamanızla yapabildiğiniz bir bölüm değişikliği olabilir. Bir diğeri de merkezi yerleştirme puanı. Yani ben girerken puanım aslında işletmeye de yetiyordu ama uluslararası ilişkilere girdim. Yanlış yaptığımı düşünüyorum. İşletmeye geçebilir miyim? Puanınız yetiyorsa evet, merkezi yerleştirme puanı dediğimiz şeyle bölüm değişikliğini bu şekilde yapabiliyorsunuz. Çift anadal ve yan dalda başarı kriterleridir mühim olan, kontenjandan ziyade. Dediğim gibi burada bizde bölümler arası çok böyle bizim engellediğimiz bir kriter yok. Sadece YÖK'ün belirlediği, örneğin işte mühendislikte sayısalda 300 binin içerisindeysen nasıl şu anda mühendisliği yazabiliyorsun? Eğer öyle 300 binin içerisindeki bir puanın yoksa, evet işletme okurken mühendislikle çift anadal yapman mümkün olamaz tabii ki. Ama sen normal şartlarda işte mühendislik okurken işletmeyle yapabilir miyim? Başarı kriterlerini sağlıyorsan bizim açımızdan bir sorun yok. Bölümlerin çok benzememesi gerektiğini düşünüyoruz. Aslında biraz tersi gibi geliyor insanlara. Yani bölümler benzerse sanki çift anadal daha rahat yapılıyormuş gibi. Bölümler benziyorsa çift anadal amacından sapıyor arkadaşlar. Yani örneğin Emre Hocam katılacaktır. Uluslararası ilişkiler okuyorum. Siyaset bilimi ve kamu yönetimiyle çift anadal yapayım mı? Yani şimdi bu hani bölümlerin derslerinin %50'sinden fazlası zaten örtüşüyorsa bir fayda sağlayan da bir şey olmayacaktır. Bunun yerine daha farklı bir disiplinle çift anadal yapmanızı tavsiye ediyoruz. Dediğim gibi YÖK'ün belirlediği kriterler çerçevesinde gerekli başarı koşullarını da sağladığınız takdirde çift anadalda bölüm kısıtlamamızın olmadığını da söyleyebilirim. Yine aynı şekilde bölüm değişikliğini de başarı puanı ya da merkeze yerleştirme gibi şekillerde yapabilmenizin de mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Evet, sorularımız bu kadar zannediyorum. Epeyce de konuştuk bu arada. Böyle yaklaşık bir saate herhalde doldurduk şu anda. Umarım çok sıkmamışızdır adayları da. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocalarıma ben de. Hep birlikte olmak güzel oldu gerçekten. Çok sağ olun hocam. Yavaş yavaş herhalde yayını kapatabiliriz diye düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Bu fırsatı tanıdığı için cemiyete. Aslında ben de cemiyetin yönetim kurulu üyesiyim ama neyse. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler tekrar. Hoşçakalın. Gerçekten herkese kapılarımız açık. Detaylı soruları olanlar için de Santral Kampüsü'nde olacağız. Ben ve ekip arkadaşlarım da. İsterlerse online, isterlerse kampüste daha detaylı sorular için bekliyor olacağız hepsini. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın.